Bu dağlara çıkıp da kurtçu olmayan bir köpek kesinlikle olmaz. Hayır, hayır. Biz bunların hatırına işte 9 ay davar güden adamlarız ya. Yani. Yok. Bu bölgede güzelin güzeli var abi. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Cino dayı ve oğulları, aynı zamanda da Ali Osman'ın eşlik ettiği muazzam bir Haymana Karası videosu çekmiştik. Anadolu'nun farklı noktalarındaki çobanları ve onların kadim dostu olan çoban köpeklerini ekrana getirmeye devam ediyoruz. O sayede de Hacı ile tanıştık. Abi hoş geldiniz. Kardeşim hoş bulduk. Selamünaleyküm öncelikle. Nasılsın? İyisin? Abi, çok şükür abi, aynı uğraşıyoruz. Abi. Şunun altını çizmek istiyorum. Aman. Help! Hayır! Hayır! Evet, işte çoban köpeği dediğimiz zaman arkadaşlar böyle yabancı insan gelince. Ben az önce bunların hepsini sevmiştim. Gel. Değerli dostlar, değneğin ne kadar önemli olduğunu bu videoda da görmüş olduk değil mi? Kesinlikle. Cino dayıcığım iyisin değil mi? Tamam, süper. Allah'a çok şükür bir sorun olmadan videoyu devam ediyoruz. Yetiştik. Hacı, senin karakterinden, efendiliğinden bahsedecekken köpekler bir anda Cino dayıya ve dayıma hücum ettiler. Çok şükür bir sorun olmadı. Öncelikle evet, izleyenler seni bir tanısın. Ben Hacı Ali Koca, Ankara Gölbaşı Emirler Köyü'ndenim abi. Doğma büyüme bu işte uğraşıyoruz. O Neden zaman şu gibi? An bulunduğumuz yer böyle Haymana'yla Gölbaşı sınırı gibi bir yer mi? Haymana'yla Gölbaşı'nın tam sınırdayız şu an. Hı. Gölbek köyünün merasındayız işte. Koyunlarının maşallahı var bu arada. Gerçekten evet, hepsinin formu yerinde, kilosu yerinde. Ya, emek veriyoruz abi ya. Kolay değil mi çobanlık mesleği? Gençliğimizi işte bu dağlarda bunun yüzüne, köpeklerin şeyine harcıyoruz. Benim bir ilgimi şu çekti. Evet. Mesela Haymana Karaları çekimi için buraya gelmiştik. Tesadüfen akbaşları gördük arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. Köpeklerin iskelet yapısı olsun, kemikleri, formları oldukça güzel. Biz Eskişehir bölgesindeki hayvanları da çekiyoruz ama bulunduğumuz yer öyle bir nokta ki arkadaşlar, şu anda Sivrihisar, Haymana ve evet, Afyon Emirdağ, yani bu bölgede bulunan beyaz köpekler var. Bu bölgedeki beyaz köpekler Eskişehir merkezindeki akbaşlardan daha yapılı, evet, daha iri yapılı ve daha güçlü görünüyorlar. Maalesef Eskişehir merkezindeki akbaşlarda genel olarak fiziksel bir ufalma var. Ben de böyle beyaz köpekleri görünce izleyenlere dedim ki bu fırsatı yakalamışken evet, hemen aktaralım. O zaman ufak tefek bir ekibi yanına gidelim mi? Gidelim. Az önceki aksiyona rağmen ben gitmeyi göz önüne alıyorum şu anda. Bir tane soruya gitmiş abi de. Ona da gideriz. Arkadaki de çok güzel ya, benim en sevdiğim, onu mutlaka görmemiz lazım. Ya akbaş'ta orijinal o abi, yani en arkadaki evet, olan. Onun yanına nasıl gideriz? Onu gidelim abi ilk istersen. Ya da onu mu getirelim? Beraber gider miyiz? Ben de bir tane değnek alayım mı yanıma? Gerek buyur var abi, mı? Bunu ben sana vereyim. Tamam. Gidelim ilk önce onu çekelim. Ama bunlar beni az önce sevmişlerdi ya. Şimdi saldırmaları Cino dayı beni ya korkuttu. İşte birden abi şu bidonlarla yabancı gibi şey yaptılar değil mi? Doğru aynen diyorsun. Gerçi ekibin burada bakın arkadaşlar, bir tane akbaş olmayan bir erkek var burada yatıyor. Bir tane Oca, şurada bir dişi var. Bir tane arkada bir erkek var. Gel ben de sana merhaba diyeyim. Gel. Bak ben ya, kötü bir adam benim ya. Korkma. Isırmazsın beni değil mi? Az önce saldırdın ama. Sana da merhaba diyeyim mi? Gel. Gel sana da merhaba diyeyim. Evet. Davar köpeğinin klasik ürkekliği bunlar arkadaşlar. Yani insandan muhatap olmayı evet, çok sevmiyorlar. Diyor ki kardeşim uzak dur, çekimini yap. Bize bulaşma. O zaman ince ince yürümeye devam mı? Gidelim abi. Hadi gidelim. Bir tane de orada yatıyor bakın. Tam bir koyuncu dişim var yalnız. Evet abi. Yani onun sayesinde abi. Karakterini sana özellikle soracağım. O dişinin yatışından belli. Davar bana emanet, 24 saat bilincindeyim bu işim aynen diyen bir köpek yani. Abi. Değil mi? Muazzam. Hacı nasıl gidiyor işler? Her şey abi, yolunda mı? Çok şükür. Allah'ın bugünlerine şükür, her şeyden önemlisi. gidip geliyoruz abi. Sende de iyi köpek merakı var mı? Abi, yani bazı çobanlara bakıyorum köpeklerine hiç düşkün değiller. Bazılarına bakıyorum kurtçul köpeğin ne olduğunu biliyorlar, kıymetini biliyorlar iyi köpeğin. Abi bunun merak olmasa zaten bizde dağda ne işimiz vardı? Aynen öyle abi. Biz bunların hatırına işte 9 ay davar güden adamlarız ya. Boz gel. Gel Boz gel. Gel. Sen ne güzel bir köpeksin ya. Çok hoşuma gitti. Yabaniye karşı da mı sert? Ama belli zaten köpek. Gel oğlum. Tam bir davar köpeğinin çekinikliği işte. Bağ görmemiş, tasma görmemiş, adam görmemiş. Bunlar burada 4 kardeşler arkadaşlar. Özellikle videoyu izleyen insanlar için çok önem taşıyan bilgiler. 4 kardeşten aralarında ufak tefek görsel farklılıklar var. Fiziğinden, kemiğinden, kafa yapısından, kuyruğundan müthiş bir örnek bana göre. Akbaş çoban köpeği için. Harika. Hepsinin işte ayrı ayrı şeyleri var. Tavşan ayaklar. Yani tam bir koşucu köpek. Nasıl, hızlı mı bu hacı? Abi bunların hepsi de birbirinden üstün yetenekleri var. Yani 4 kardeş birbirlerini nasıl tamamlıyorlar? Abi biri tam gaz gider vurur, biri gösterir, biri işte şey yapar. Hepsinin farklı farklı kendince özellikleri var. Aşık oldum köpeğe ya. Nazar değmesin. Birden işte kalabalığı görünce ürkektik ya abi. Normal davar köpeği olduğu için. Şu anda toplamda kaç koyunum var dostum? Şu an abi 420'ye yakın koyunlarım. Maşallah, bereketli olsun. Eyvallah. Bize biraz bu beyaz köpeklerle ilgili geçmişlerini biliyor musun? Nasıl edindiler? Sizde mi doğdular? Bilgi verebilir misin? Abi bunlar bizde doğdular. Anneleri kendi dişimizdi. Eski kendi dişimiz. O da böyle beyaz mıydı, böyle beyaz mıydı? Babalarda sevdiğimiz bir abimiz de vardı. İyi bir akbaş köpeğimiz. Hı hı. Onunla eşleştirdik. Bu 4 tane çıktı. Bir dişi, 4 erkek, 5 taneler. 5 tane doğurdu dişi. Maşallah. Aşağı yukarı yani 15-20 yıldan beri var mı bu köpekler sizde tahmin olarak? Var abi, 15-20 yıldır hemen hemen var. Çünkü anneleri ilk 2-3 sefer doğum yapmadı hiç. Evet. 7 yaşındayken falan bir ameliyat, tweet hastalığı gibi bir hastalık çıktıydı. Hı hı. Ameliyat ettirdik işte. İlk yavruları bunlardı. Bunları tuttuk. 2-3 aylık oldular, onsa dişi öldü. O ameliyatlardan falan sonra. Kardeşleri değil mi? Evet. Evet. Şu anda toplamda sürüde 4 erkek 2 dişi var değil mi? Aynen öyle abi. Bir tane akbaş dişi var ama akbaş dişi bunlardan farklı. O farklı abi. Onu tarz olarak abimizden aldım. Aynı zamanda da dişi köpeğim var. Aynen, bir de o göğe kırçıl dişi köpeğim var abi. Göğe kırçıl peki erkeklerden önce sürüde miydi? O sürüde abi, o kendi bende 5 yaşında şu an. 5 senedir bende. Ya köpekte öyle bir karakter var ki arkadaşlar, hani sürünün sahibi hacı değil o gibi davranıyor. Evet ama hacı bile misafir sürüyor. Sürüyle aramızda 5-10 kilometre oluyor. Evet. Hepsi kendi gider gelir, hiç bizle alakası olmuyor. Sadece aynen, yala gelir. Yedi yemedi bir daha. Aynen. Yala gelip de yal yemez. Yani ben bu videoda şunu anladım, bakın şu anda biz birkaç kilometrelik mesafe içerisinde değil mi birbirinden güzel. Bugün 5-6 tane sürü geçti burada arkadaşlar. Bulunduğumuz noktada yani bölgenin köylerindeki 30 tane sürüyü buraya toplasak, böyle bir çağrı yapsak videoda, desek ki arkadaşlar köpeklerinizi alın gelin. Arazide bunları sikkeye çakalım. Evet, değil mi? Tabii. Her bir sürüden 3-4 köpek gelse 100 tane, 120 tane köpek var burada. Bu 120 köpeğin içerisinden 10 tane çok ciddi kurtçul köpek bence rahat çıkar. Rahat abi. Belki fazlası da çıkar. Evet. İşte o kurtçul köpekleri de biz bir videoda belgesel yapmak istiyoruz. İnşallah. Mesela bana göre bu sürünün içerisinde senin şu davarın başında bekleyen dişi, evet abi, gözlerinden belli ateş ediyor. Bak hepsi iyidir. Bir de şu giden erkek. Yani köpeklerin evet, hepsi muazzam ama bana göre bu iki köpek diğerlerinden kurtçulluk aynen konusunda daha fazla, biraz daha üstler diye evet görüyorum. Yani tabii ki de bu ekip halinde yapılan bir çalışma. Şuna geleceğim. İş köpeklerini çektiğimiz için bu kanalda sürü başında çalışan köpekleri bir metre sonra hop bakmışsın 5 tane güzel köpekle karşılaşıyorsun. Birkaç kilometre öbür köye gitsek yine güzel köpeklerle karşılaşma evet, olasılığımız yüksek. Bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. Ne sayede bu da? Bu sizin bölgede gibi çobanlar sayesinde evet abi. Bu bölgede güzelin güzeli var abi. Var. Bizim bu bölge Haymana bölgesi, Gölbaşı bölgesi, bu bölgeler abi köpekçiliğiyle ünlüdür. Yani bu dağlara çıkıp da kurtçu olmayan bir köpek kesinlikle olmaz. Bu dağa çıktığı zaman köpek kesinlikle kurtçuluğa alışır abi. Evet. Öğrenir yani. Ama bir de şu da var ilginç bir şekilde. Biz hep iyi köpekleri denk getirip çekiyoruz. Millet de şöyle düşünecek. Ulan diyecek ki çektiğin her adamın köpeği kurtçu. Doğru muyum? Ali Osman getirdi. İnanın çektiğimiz her adamın köpeği kurtçu değil. Ama zaten bu işi artık bizi takip eden insanlar da biliyorlar, öğrenmeye başladılar. Bak ben kurtçu köpeği YouTube videosu yapa yapa öğrendim. Evet. Aynı şekilde izleyenler de ben video yapa yapa kurtçu köpeği öğrendiler. O yüzden gözlerinden belli oluyor yani bir köpek. Korkarak mı gidiyor yoksa gerçekten ciddi mi gidiyor? Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, şimdi Toplamda 4 kardeşler. 4 kardeş abi. İsimleri ne bu kardeşlerin? Abi genellikle bozolar diye çağırıyorum. Hepsini. Hepsi de bozolar deyince hepsi birden ayaklanıyorlar. Yani. Abi bu da bence çok önemli bir detay. Yani ekip olduklarının farkında. Aynen, ekip olduklarının farkındalar abi. Süper. Yani eş olsun. Bir de eşler abi her şeyden önemlisi. Eskiler der ki işte zar olsun, pale olsun ama eş olsun. Evet. Yani bu eşin her zaman ben bu hayvancı arkadaşlara, köpekçilere yani bu oyunla uğraşacaklara eş köpek tutmalarını tavsiye ederim. Abi. Aynı aileden olan olması aynen. Önemli mi köpeklerin? Ya daha önemli abi de ama şey de olabilir hani yavruluktan bir de büyütebilirler. Anladım. Bizim burada abi en az sürüde 10-11 köpek oluyor. Ama hepsi işte toplam olduklarından kim alta düşerse hepsi ona çöküyor. Bunlarda kesinlikle öyle bir şey yok. Bunların üstüne 30 köpek de gitse 4'ü. O zaman bu futbol maçı gibi değil. Diyelim ki bireysel olarak oyuncuların hepsi iyi. Evet. Diyelim ki 5 köpek var 3 iyi. Ama bir yerde büyümezlerse, bir yerde birbirlerine tutkun olmazlarsa sorun çıkabilir diyorsun. O zaman yavaş yavaş günde batmak üzere. Şöyle izleyenlere köpekleri bir gösterelim. Çünkü diğer sürü de yaklaşıyor arkadaşlar. İki köpek grubu arasında da bir husumet var. Hatta istenmeyen bir ufak bir aksiyon oldu. Allah'tan hemen çabuk müdahale edip ayırdık. Mustafa'nın ve Kürşat'ın sürüsündeki eke köpekler bağlıydı. Hemen aksiyon olmadan ayırdık onları. Ben şu kardeşleri size bir göstereyim istiyorum. Çok ciddi de bir rüzgar var. Umarım ses sizi rahatsız etmiyordur ama çekimi yapmak için bu rüzgara katlanmak zorundayız. Bir de izleyenlerden ricam bu beyaz köpeklerle ilgili sizin yorumunuz nedir? Ben bu köpekleri hep dediğim gibi Afyon Emirdağ, Eskişehir. Bakın. Hayır hayır. Eyvah. Büyük köpekleri bağlı mı Kürşat'ı? Bak o arbede yaşanan gerekir. Bence gidip ayıralım mı? Gidelim abi. Gitmeyelim yanlarına mi? Doğru. Gidelim yanlarına doğru. Ama tamam. Kürşat ayırır ya. Kürşat ayırır mısın sen? Gelelim Kürşat mi? Kürşat'a alışkın onlar ya. Gelmeye gerek var mı? Ayırır mısın? Tamam. O halleder abi. İşte abi iki sürünün hırçınları bir araya geldiği zaman. Böyle kesin sorunlar arazide olabiliyor. Sorunlar adamın olabilir. Köpekleri iyi, karşı sürünün köpekleri aynen. iyi. Mecburen birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Haymana'nın tek kara köpekleri burada abi. Değil mi? Aynen. Çok senin beyazlar da güzel. Siyah beyaz konuşması da oldu bu. Beyazda da bunlar abi. Gelin bakalım ekip gelin. Sizi çekelim dedik çekemedik. Ama ben izleyenlerin de yorumunu merak ediyorum demiştim. Tam o anda aksiyon oldu arkadaşlar. Afyon Emirdağ, Eskişehir, Sivrihisar, Haymana. Bu bölgede bu beyaz köpeklerden var. Mutlaka içlerine Anadolu çoban köpeği de girmiştir. Evet, Ohanlar var abi. Girmeyen de vardır ama yani Eskişehir'deki köpeklerden bu köpekler biraz yapı olarak yapılı. Daha yapılılar. Birazcık daha böyle kemikli ve gövdeliler. Birazcık da kafa yapıları farklı. Evet. İzleyenlerin de görüşlerini almak istiyorum. O zaman yavaş yavaş şu şeye doğru, iki erkeğe doğru bir yaklaşalım. Hızlıca çadır karışmadan hacı. Bildiğim kadarıyla şu dişi dışarıdan, kardeşlerden evet, değil. Kardeşlerden bir tanesi arkadaşlar önde yatıyor. İki tanesi de orada arkada yatıyor. Mesela bunun fenotipi diğer kardeşlerine göre biraz daha gıdılı, gerdemli. Ama arkadaki iki kardeşin tipi muazzam. Mesela kurtçu it belgeselinde şu dişiyi de kullanmak abi. İstiyorum. Şu kurtçu dişe biraz daha yaklaşalım mı? İzin verir mi? İzin verir abi o insanla iş olmaz. Mesela bu köpeğin içerisinde kangal %100 var. Şimdi birçok kişi diyor ki işte bu köpek kırma, bu köpek melez. Evet abi ama Anadolu'daki adam çoban bu köpeğin karakterinden ilgileniyor. Böyle bir gerçek var. Şimdi izleyenler köpeğin kulaklarının kesimi uzun olduğu için simayı göremiyorlar ama köpek çok güzel bir işi. Gözlerden belli yani. Kaldırayım abi bir de şöyle. Zahmet olmazsa ya. Gel. Bir de fiziğine bakalım. Heh. Baksana zaten. Eyvallah ortalık karışacak. Kürşat! Eyvah! Geri döndür geri. Kürşat! Telefonum düştü bak. Gelin gelin gel. Dost gel. Değerli dostlar iki sürü birbirine yakın. Hayvanlar da buradan dönüyorlar evlerine. Su içmeye gelmeleri gerekiyor. Gönül isterdi daha uzun bir video İnşallah. Yapalım ama köpekler birbirine girecek. Yaralansınlar da istemiyorum. Böyle spontane bir video gelişti. Bu sayede birbirinden güzel köpekler gördük. Adamım sen de ters maskesin. Sen de çok yakışıklısın ya. Beni niye çekmiyorsunuz diyor. Ben beyaz değilim diye beni niye çekmiyorsunuz diyor. Hacı Ben istiyorum ki insanlar da seni tanısın. Sosyal medya kullanıyorsan, telefon kullanıyorsan, sürüsüne iyi köpek almak isteyenler senden temasa geçebilir mi? İzlen olursa numaranı ekleyebilir miyim buraya? Evet abi, Instagram kullanıyor musun? Instagram'da kullanıyorum. Tamam, Hacı o zaman Koca bilgilerini buraya ekliyorum arkadaşlar. Bizim için de güzel bir dostluk oldu. Bence Ali Osman, gel sen de böyle. Hacı'ya bunun sözünü verelim. Daha genişte köpeklerin böyle birbirine girme sorunun da olmadığı bir ortamda uzun uzadıya güzel bir video yapalım. İnşallah abi, kusura bakmayın siz de böyle. Estağfurullah, ağırladık. Sen kusura bakma, İnşallah böyle ayaküstü bir video yaptık sana. Senelerde daha güzel bir video çekeriz. Bizim takipçiler köpeğin iyisini hafızda. Video 10 dakikada olsa 30 dakikada olsa o videoda güzel köpekler gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Evet, biz de senin burada birbirinden güzel köpeğini gördük. Dişilerinde, erkeklerinde gerçekten muazzamlar. Ben çok keyif aldım. Tekrardan teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli dostlar, istemeden de olsa bir videonun sonuna gelmek zorunda kaldık. Çünkü iki türünün köpekleri arasında ciddi bir husumet var. O husumeti daha da arttırmamak adına videoyu burada sonlandırdık. Allah'a emanet. Hayır, hayır. Eyvah. Go, 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 go.